İstiyor hiç kimse suyunu alsın. Ufak bir bekçe neresin ama adam gece 11'den sonra ordu takımda bahçe sulamasın. Yazık günah bu yaz birkaç tane problemle yaşadık, karşılaştık böyle. Başka bir metodlarla yok etmeye çalıştık, ceza kesmek istemedik. Ama bu bize yakışmıyor, böyle olmaz. Bu Müslümana da yakışmıyor. Kesinlikle bu şeylerden vazgeçmeyiz. Bu bir şikayet de değildir. Yani belediyeye bildirebilirsiniz böyle bir vatandaşla karşılaştığınızda veya kendiniz direkt birey olarak kendi hakkınızı korumak adına çıkarıp atabilirsiniz. Yani arkadaşım sen yanlış yapıyorsun, yapma. Bak burada bu kadar var, bu kadar olmaz. Deme hakkınız var. Bu konuya lütfen hassas olun. Özen gösterin. Arıtmalı çeşme. Evet. İyi efendim. Bir daha. Şimdi ben işte son parayı yapacağım dedi. Tabi bir sürü yaygara koptu. Herkes ya paralı çeşme mi yoksa? Evet, paralı çeşme yok. Biz nasıl olursa suyu parana satacağız. Ya tabi isteyen alır, isteyen almaz yani. Şimdi şöyle. Biz tatlı suları ellemeyeceğiz. Tatlı suları atmaya devam edeceğiz. Terkoz'un zaten verdiği nehirde var. Şunu da belirleyeyim. Bizim Terkoz tatlı sudan daha temiz bir su. Tatlı su Ağdağ'ın her tarafı değilmiş. Altın madenine dolayı her tarafı değilmiş. Şu anda Terkoz elimizde yani su çok daha temiz. Direkt Ağdağ'dan bayırdan geliyor. Her temiz bir su. Bu su ise farklı bir su. Bakın tatlı suların çeşitlerini hiçbir ne edemiyoruz. Bu su ayrı bir olay. Arıtma ayrı bir olay. Arıtma hemen 300 liraya 500 liraya İdas'tan oradan buradan bir filtre alıp kalp değil ya. O tamamen zehir saçıyor. Arıtma şu anda ekranda gördüğünüz gibi en az 15 metre kadar renkleri korunan ciddi bir sisteme sahip. Ve bunun tabii günlük kapasiteleri var. Biz günlük 5 tonlukta şu anda çalışma yapıyoruz. Ve bu kadar zaten bir çalışma mantığı olması gerekiyor. Yani çeşmeyi aç, yağlaksın yok. Bunun bakım maliyetleri de var. Burada biz 20 litre suyu, 1 litre, 10 litre suyla 50 kuruş yapacağız. Burada biz yalnız parayla su satmıyoruz bakın. Biz burada dedik olur mesela sizin parayla su satacak diye. Bu parayla su satmıyoruz. Biz bakkaldan 8,5 liraya aldığınız suyu size 1 liraya vereceğiz. Sizde 7,5 lira 7 lira indirim yapacağız yani %85-90 indirim yapacağız yani. Biz size indirimli su vereceğiz belediye olarak. Ciddi bir hizmet yapacağız. Bu su olayı gerçeği nasıl bulur? Bunu inşallah ilk önce bir tarzdan Çakaçay merkezde bir yerde uygulayacağız. Olursa ondan sonra tutarsa buralara da bir yer yapacağız. Tutarsa demem şöyle yani, para kazanması açısından değil. Yani insanlar bunu kollaması gerekiyor, yaşatması gerekiyor. Onun içine demir sok, bana sok, bunu sok, zarar ver, çalışmaktan sonra olmaz. Evet, devam edelim. Tat tat drenajı. Evet. Devam edelim, resim görelim. Evet, tamam. Bakın, tamam. Patlak'ta, Patlak'ta ilk biz drenajda değiştirdik Patlak'takine. Orası da 30 sene önce yapılmıştı. Mevcut su altını beslemiyordu. Yeni bir drenaj yaptık. İyi, ciddi bir çalışma yaptık orada. Tamam, devam edelim. Hızlı geçelim. Ve son olarak kamulaştırma işlemi yapılarak Berdeyle yanımızdan 18 Mart Caddesi'ne açılacak olan yol. Evet, burası da şu anda şu açılacak olan yol dediğimiz yer. Evet, Terzi, Nihat Koçar'ın dükkanı aldığı yer. Oradan aşağıya bir yol gidiyor. Oradan alt tarafta Sambıcı'ya bizim için bu önemli yok dedi. Biz her şeye varız dedi. Sadece önümüzde iki tane dükkan var. Oldu yüzden varisleri, mirasçılarla görüşlerini sürüyor. Burasını da kamulaştırma çalışmalarına başladık. İnşallah bu dönemde de açacağız. Programımız burada sona ermiştir. Sabredip bizi dinlediğiniz için değerli zamanınızdan ayrıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi bir pilav ikramımız olacak. Ondan sonra biz bayanlara serbest eğlence olduk. Bilgisayardan müzik çalışacak. Oynarsınız diye düşünüyorum. Evet, çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bir dahaki sunumumuzda ne olur bilmiyorum. Bu ciddi projeleri gerçekleştikten sonra tekrar bir sunumda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese gerçekten de iyi yerler diliyorum. Bu güzel destek verdiğiniz için yalnızca ben de
teşekkür edebileceğim. Belediye personelimize. Tüm belediyelerine bizi yalan herkese teşekkür ediyorum. Yaşamak istiyorum. Çok ağır soru sormak istedim. Şu sorulara cevaplayınız. Pilava pilava başlasın. Tamam. Başka bir şey yok.